9 Ekim Cuma günün özetinden merhabalar. Bugün Bursa'da yaşanan gelişmelere kısaca değineceğiz. Günün ilk gelişmesi, yarım asırlık çınarlara yıldırım düştü. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken yarım asırlık çınar ağaçlarına yıldırım düştü. Bir başka haberimiz, Taksi'de Elif Aydın'ı tabancayla öldüren tutuklu Hüseyin Aydın hakim karşısında çıktı. Boşanma aşamasındayken eşi Elif Aydın'ı bildikleri Taksi'de tabancayla öldüren Hüseyin Ömer Aydın'ı hakim karşısında çıktı. Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verilirken dava ertelendi. Bir başka haberimiz, dekan gönüllü olarak kendini koronavirüs aşısı yaptırdı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ekrem Kaya gönüllü olarak kendini koronavirüs aşısı yaptırdı. Bu aşıyla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6. personele aşı yapılmış oldu. Aşı ilk etapta sağlık çalışanlarına denilecek. Bir başka haberimiz, Bir Kitap Bir Hayat projesi başladı. BKM Kitap Özlüce ve İstanbul Yolu şubelerinde hayata geçirdi. Bir Kitap Bir Hayat kumbarasıyla köy okullarındaki çocuklara kitap gönderiyor. Türkiye'nin ilk sanal fotoğraf festivali başlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin destekleriyle düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali bu sene pandemi dolayısıyla format değiştirerek kapılarını sanal ortamda açıyor. Bir başka haberimiz, Bursa'da vaka sayısı artıyor. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halil Ömer Kaşıkçı, memleketten ve tatilden dönen vatandaşların riski arttırabileceğini söyledi. Ağustos ve Eylül ayında salgının seyrinin sabit olduğunu ifade eden Kaşıkçı, memlekete tatile gidenlerin dönmesiyle birlikte son 3-4 gündür ilimizde yükseliş görüldüğünü ifade etti. Kuzey planlarında ilk ruhsat. Gemlik'in kuzeyinde bulunan ve 100 hektarlık bir alanı kapsayan kuzey imar planlarında inşaat ruhsatları verilmeye başlandı. Gemlik Belediyesi, arsa sahiplerinin yaklaşık 15 yıldır beklediği ve defalarca iptal olan kuzey imar planlarındaki sıkıntıyı çözüme kavuştururken inşaat ruhsatlarını da hak sahiplerine teslim etmeye başladı. Günün özetinden bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Merhaba Bursa Mahallesi'nin isteyenleri. Saman normalde geçen sene göre 70 lira, 60 lira şu an. Meyvenliğinde kıdem tazminatını konuşacağız. Çevre kurulu programımızın konuları. Yıl 1960, sevgili Muhsin Ertuğrul. İstanbul'un Lisesi'ni biliyor musunuz ya da duydunuz mu? Yani Bursa, evet. Çile Mehmet Lisesi'nin bulunduğu alanda. Herkese merhaba. Bugün Sağlık Emekçileri Sendikası Osman Gazi İlçe Sağlık Müdürlüğü İş Yeri Temsilcisi Huriye Melek Türk ile pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pandemi süreci ülkede halen devam ediyor. Pandemi döneminde sağlık emekçileri, kadın sağlık emekçileri, kadınlar nasıl durumlarla karşılaşıyor bu süreçte? Şimdi pandemi döneminde zaten kadınlar her zaman zorlu bir şekilde çalışıyorlardı. Fakat pandemi döneminde bu iki katı, üç katına arttı. Ev içinde yaşadığı zorluklar, iş yerinde yaşadığı zorluklar, çalışma saatleri arttı sağlık çalışanlarının. Onun dışında psikolojik olarak zaten çöküntü içerisinde bütün kadın sağlık çalışanları, sağlık çalışanları komple çöküntü içerisinde ama kadınlar ekstra sıkıntılar yaşıyorlar. Neden? Taşıdığı yüklerden dolayı. Nedir bu yükler? İş yerinde mesai saatleri içerisinde yapması gereken şeyler var. Bir yandan onlarla uğraşıyor, bir yandan evde aklı çocuğunda. Bu süreçte birçok sağlık çalışanı evde çocuğunu yalnız bırakmak durumunda kaldı. Yalnız bıraktı, hani 8 yaşındaki çocuğunu 5 yaşındaki çocuğuna emanet ederek yalnız bıraktı. Sağlık çalışanı dışında bütün diğer çalışanlar bu yasaklar döneminde evde oturdular. Ama sağlık çalışanları işlerine gitmeye devam etti ve ekstra mesailerle gitmeye devam etti. Ve hiçbir şekilde yardım alamadan, ailelerinden de yardım alamadılar. Neden? Çünkü yaşlı anne babalarının da hastalanmasından korktular. Kimisi bakıcıyla devam etmeye çalıştı, kimisi nöbetlerini ayarlamaya çalıştı, karı koca çalışan sağlık personeli. Nöbetlerini ayarlamaya çalıştı ama onu ayarlamaya çalışırken de çok sıkıntı yaşadı.
Çünkü kimisi sağlık müdürlüğünde çalışıyor, kimisi hastanede çalışıyor ya da kimisi laboratuvarda çalışıyor, karı koca. Birbirlerinin listelerini göndermelerine rağmen listeleri hep birbirlerine çıkıştı. Bunu da gene düzeltmek durumunda kaldılar. Yani her şeyi kendi başına sağlık personeli çözmeye çalışıyor. Bu sürecin başından beri böyle. Bütün sorunlarını kendi başına çözmeye çalışıyor. Çünkü çok fazla çözümümüz yok. Sağlık personelleri pandemi döneminin ilk başlarında otellerde, yurtlarda kaldı. Çocuklu sağlık personelleri de o yurtlara gitmek zorunda kaldılar. Çünkü diğer türlü çocuklarına hastalık taşıyabilirlerdi. Ya bu süreçte de mesela onlar ne tür sıkıntılar yaşadı çocuklu olan sağlık personelleri? Her sağlık personeli bu lüksten yararlanamadı. Çoğu zaten yani oteller falan söylendi ama çoğu sağlık personeli hastanede yatırdı. Hastane dışına çıkması da yasaktı. Çoğu sağlık personeli gitmemesi gerektiği halde çocuklarını emanet edecek kimse olmadığı için gitmek zorunda kaldı. Her türlü riski göze alarak. Yani 8 yaşındaki, yani siz olsanız 8 yaşındaki çocuğunuzu hani bırakıp tek başına evde işe gidebilir misiniz? Normal çalışma mesaisi 8-5 ama bu süreçte 8-12 ya da 8-2 çalışma durumundasınız. Yapabilirsiniz. Kimse yapamaz. Bu şekilde kısa bir ara vermemiz gerekiyor da. Kokusu buram buram tüten limanda, simit satan çocuklar. Martaların telaşı bambaşka, işçiler gözler yolunu. İnebilseydin o vapurdan, ayağında varnanın tozu, yüreğinde ince bir sızı. Mavi gözlerinde yanıp tutuşan hasretle kucaklayabilseydim seninle bir daha. Davullar çalsa, zurnalar söyleseydi, bağrımıza bassaydık senin ağzım. Yapardım mutluluğun resmini. Başında delikanlı şapkan. Kolların sıvalı. Kavgaya hazır bahriyeli adımlarla düşük yola gidebilseydik meselet kahvesine. İlk karşılaştığımız yere. Ve bir acı kahvemi içseydin, anlatsaydık o günlerden. Geçmişten, gelecekten. Ne günler biterdi, ne geceler. Dinerdi tüm acılar seninle. Bir düş olurdu ayrılık. Anılarda kalan ve dolaşsaydık Türkiye'yi bir baştan bir başa. Yattığımız yerler müze olmuş, sürgün şehirler cennet. İşte o zaman lazım yapardım mutluluğun resmini. Buna da ne tuval yeterdi, ne boya. Bundan dolayı hepinizden özür dileriz. Pandemi döneminde kadın sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntıları bahsediyorduk. Kadın sağlık emekçileri, şimdi şöyle sıkıntılarımız da var. Hastane çalışanları ayrı, filyasyon ekipleri ayrı. Nasıl sıkıntılar yaşıyoruz? Hastane çalışanları girdiği o üniformaların içine, hani uzunca bir çabayla giymeye çalıştığı o üniformaların içine giriyor. Ve öğle yemeğine, sabah mesaiye başlıyor 8'de, öğle yemeğine kadar onu çıkaramıyor. Aynı şekilde filyasyon ekipleri de vakalarını teslim alıyor. Önlüklerini, işte malzemelerini, bütün maskelerini, siperliklerini takıyor, araca biniyor ve vakalarını dolaşmaya başlıyor. Elindeki vaka kaç saatte biterse. Şimdi bizler kadın olarak özel günler yaşayan bireyleriz. Hani erkeklerden farklı olarak. Erkekler ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabiliyorken biz bunları çok rahat bir şekilde karşılayamıyoruz. Neden? Yani normal ihtiyaçların, vereceği ihtiyacının dışında bir de bizim özel günlerimiz var. Bu günlerde
işte bu üniformaların içinde çalışmaya devam ediyorsun. Serviste aynı şekilde ya da filyasyon ekibinde arabanın içinde aynı şekilde. Mola çok veremiyorsun. Bitirmen gereken işlerin var. Ya da hastanede tulumun içine girdiğinde tulumu çıkaramıyorsun. Çünkü 4 saat orada o şekilde durmak zorundasın ve o tulumu da giyip çıkarmak o kadar kolay değil. Hep yardımlarla yapılması gereken şeyler. Yani yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Ya, tulumların içerisinde yaz döneminde mesela o tulumların içerisinde durmak da zordu sağlık personeli evet. için. Yani bayağı bir sıcaktan dolayı etkilenen sağlık personelleri vardı, fenalaşan sağlık personelleri vardı. Ya su bile içemediklerini söylediler mesai saatleri içerisinde. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi hastanedeki tamamen hastane personelimiz tamamen tulumunu giyiyor ve göreve başlıyor, devam ediyor. En azından hastanenin çalışan klimalarının altında daha serin koşullarda. Aynı şekilde Ağustos sıcağında vakaya çıkan ya da temaslıya denetime çıkan filyasyon ekiplerimiz 35 derecenin altında o tulumları giyip, o maskeleri takıp, siperliklerini takıp arabalarda gezerek klima olmadan ve güneşin altında çalışmaya çalıştılar. Yani çok fazla sağlık çalışanı her zaman özveriyle çalışan bir grup. Fakat pandemi döneminde bunu 3 katına 4 katına çıkarmış durumda. Ama maalesef ki insanlarımızın birçoğu, hani hepsi demeyeyim, birçoğunun gözünde gene her şeyi yapmak zorunda olan devlet sana benim maaşını veriyor. Hani bunu yapmak zorundasın zaten. Hani neyin varyansını ediyorsun şeklinde birçok şeyle karşılaşıyoruz. Sağlıkçı kendi oturduğu bir apartmanında bile uzaylı muamelesi gördü. Hani dokunma, aman sağlıkçısın, aman yaklaşma. Çocuğu olan sağlıkçılar nefes aldırmak için bahçeye çocuğunu çıkarıyor. Bahçeye çocuğunu çıkarıyor, oynasınlar diye diğer çocuklarla beraber hani bahçeye çıkarıyorsun. Bir bakıyorsun öbürleri hop kaçıyor gidiyor. Neden? Sağlıkçısın. Neden? Birçok şeyi bulaştırabilirsin. Ama hiçbir kimse senin çocuğunun yardıma ihtiyacı var mı? Senin ailen burada mı? Senin desteğe ihtiyacın var mı? Sen gidiyorsun, eşin gidiyor saatlerce işte 24 nöbet tutuyorsunuz ya da 16 nöbet tutuyorsunuz 16 saat. Evinizde bir çorba var mı? Çocuğunuzun yiyecek bir şeyi var mı? Ne yapıyorsun? Temizliğini nasıl yapıyorsun? Hani kadın sağlık çalışanı zaten çok fazla çalışıyorken bir de üstüne bunların sıkıntısını yaşayıp daha fazla strese giriyor. Yani herkes zaten tükenmiş durumda ama erkek personele göre kadın personel iki katı tükenmişlik yaşıyor. Psikolojik olarak tamamen bütün sağlık çalışanları çökmüş durumda. Özellikle kadın sağlık çalışanları. Benim yaşandığı bu dönemde kadın sağlık personelleri durumla karşılaşabiliyor mu? Yani cinsiyet eşitliği bu dönemde arttı mı? Şöyle söyleyeyim, sağlık camiasında cinsiyet eşitsizliği diye bir durum yok. Yani erkeklerin yaptığı her işi kadın sağlık personeli de yapıyor. Bunun hani temizlik sınıfından işte hemşiresine, doktoruna kadar hani. Daha fazla özveriyle. Biz çalışırken cinsiyet eşitsizliği yaşamıyoruz. Herkes üzerine düşen neyse bir şekilde yapıyor. Hatta fazlasıyla yapıyor. Son zamanlarda sağlık personeli şiddeti de arttığını görüyoruz. Bir zamanlar sizleri alkışlıyorlar sağlık personeli de. Haklarınızı ödenemez deniliyordu. Geçtiğimiz günlerde de Ankara'da bir hastanede sağlık personeli olan saldırıyı gördük. Şimdi sağlık personeli her zaman sözlü ya da fiziki olarak şiddete maruz kalıyor. Ama bu pandemi sürecinde bu biraz daha sosyal medyaya yansımaya başladı. Bu da
belki biraz daha hani sağlıkçıya özen gösterelim, hani ihtiyacımız vardan kaynaklı bir şey olabilir. Ama eskiden yaşanan şiddet oranına göre iki katı bir artış var. Sağlık camiası her zaman sözel ya da fiziksel şekilde şiddete uğruyor. Ama maalesef ki şiddete uğradığı zaman kişi alınıyor, hani sorgulanıyor şiddet uygulayan kişi fiziksel olarak. Ertesi gün bakıyorsunuz serbest. O kişi gene dolanıyor ortalıkta. Yani maalesef yaptırımlarımız çok kötü. Devlet büyüklerimizin bu konuda özel kanunlar çıkarması gerekiyor. Sağlık çalışanları zaten tükenmiş durumdayken bir de üstüne bu şekilde sözel ya da fiziksel şiddet yaşamış olmaları çok kötü. Şimdi hastanedeki olayı bütün Türkiye izledi. Yani orada kadın sağlık çalışanı kapıyı tutup siper olmaya çalışıyor, kendi canını kurtarmaya çalışıyor. Yani o kapı kırılabilirdi de. Cinsiyet eşitsizliği dediğimiz noktada işte hani demek istediğimi anladınız. Hani kadın sağlık çalışanları hiçbir şekilde farklı bir şeyi görmüyor. Erkek neyse kadın sağlık çalışanı da o. Bir ikincisi filyasyon ekiplerinde de bizler gece 11.30-12'lere kadar sokaklarda vaka ya da temaslı kişileri dolaşmak durumundayız. Onların ilaçlarını dağıtmak, sıkıntıları varsa onlara çözüm bulmak zorundayız. Gece kadın sağlık personeli işte şiddet konusu. Gidiyorsun, iki kadın sağlık personeli, bir doktor, bir ebe, yanında erkek bir şoförle beraber gidiyorsun. Kapıyı açıyor kişi, ikinciyi ya da ailede üçüncü vakaya gittiğin için kişi artık sinirli, gergin. Herkes gergin ama bu tarz insanlar biraz daha gergin oluyorlar. Gidiyorsun işte bakanlığımızın uygulamasını anlatıyorsun, yapılması gereken talimatları anlatıyorsun ve kişi kağıdı yırtıyor, suratına fırlatıyor, üzerine yürümeye çalışıyor. Yani fırsatını buldukları anda yer, mekan önemli değil. Her türlü şiddeti sonuna kadar kullanmaya çalışıyorlar. Aslında hani ilk soru herhalde şu olur, neden darp edildiniz? Ben de bilmiyorum şu an neden darp edildim. Hala bilmiyorum. Hem çok gurur kırıcı sözler kullanılıyor, hem de el kol hareketleri, elindeki herhangi bir şeyi fırlatma, masaya vurmalar, işte kapı çarpmalar. Elinde reçeteyi sallayarak, niye görevini tam yapmıyorsun, aldığın maaş seyir zıkkım olsun diye hakaret etti. Ben karşılık vermedim. Geldi benim boğazımı sarılıp beni boğazına sıkarak duvara dayadı. Sonra baktım adım atamıyorum. Şuramdaki acı çok fazla artmaya başladı. Sonra beni çok hızlı bir şekilde yere düşürdü. Ben tek başıma kaldığımda kendimi hani saatlerce ağlarken buldum bir anda. Çok hatırlamak istemediğiniz bir şey ama ne yazık ki hafızadan da çok kolay silemediğiniz bir şey. Ben eskiden her kapıdan giren çocuğa canım bir tanem tattım diye severken belki de onlar azaldı biraz. Üzüldüm, hak etmediğimi düşündüm. Şimdi hastanede bir şey olduğunda ya da cevap verdiğinde korkuyorum konuşurken. Ya acaba cebinden bir şey çıkaracak mı diye. Şiddet gören hekim hizmet veremez hale geliyor ve oradaki o sistem aksamalar gösteriyor. Şiddet gören hekim düzgün hekimlik yapamıyor. Ben de insani şartlarda sağlık hizmeti vermek istiyorum. Hastanın memnun olduğu bir sağlık hizmeti doktor açısından çok ciddi bir mesleki tatmin getiriyor. Nasıl bir kişi iş yapar, başarılı olur, mutlu olursa biz de hastamızın sağlıklı olmasına mutlu oluyoruz. Hazırladığı sağlık personeline uygulanan şiddet videosunu izledik. En son sağlık personeline karşı
uygulanan şiddeti konuşuyorduk. Bir de filyasyon ekibinin yaşadığı sıkıntıları konuşmuştuk. Bir de pandemi başlarında bakanlık tüm sağlık personeline ek ödeme yapılacağını söylemişti. Bu ek ödemeler yapıldı mı, yapılmayan sağlık personelleri var mı? Şimdi şöyle bir durum oldu. İnsanların şöyle bir algı oluşturuldu. Çok yüksek miktarlarda sağlık çalışanları bu pandemiyle birlikte ücret alacağı algısı oluştu. Fakat böyle bir şey yok. Kimi personel aldı, kimi personel almadı. Ödeme devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. Ama gene aynı şekilde alan grup var, almayan grup var. Ve aldığımız ücretler gerçekten hani medyaya yansıtıldığı gibi çok büyük rakamlar değil. Gerçekten çok cüzi rakamlar. Çalıştığımız işin riskini eder mi? Bunun ederi falan yok. Tabii ki sağlık çalışanıyız. İşimizin başındayız. İşimizi yapmaya devam edeceğiz. Fakat bazı personeller dediğimiz, mesela Sağlık Bakanlığı'nın 4T bünyesinde çalışan personeller bu ücretlerden faydalanamadı. Bir COVID servisinde temizlik personeli de içeride, hemşiresi de içeride, doktoru da içeride. Fakat temizlik personeli bu ücretten yararlanamadı. Ya da aynı şekilde yemek dağıtan personel bu ücretten yararlanamadı. Ya da ambulans şoförü bu ücretten yararlanamadı. Yararlandı, yararlandığı ücret 8 TL. Gerçekten komik rakamlar. Yani. Gerçekten çok komik rakamlar ve yararlanan personelde de açık, çok büyük bir şekilde, adaletsiz bir şekilde bir dağıtım mevcut. Yani birinin aldığıyla diğerinin aldığı arasında 7 kat fark oynayabiliyor. Okullar açılıyor yani bildiğiniz üzere. Sizin çocuğunuz var mı ya da okula gidecek mi bu süreçte? Var. Peki siz de bir sağlık personeli, bir anne olarak çocuğunuzu bu dönemde okula göndermek istiyor musunuz? Ya da bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz, okulların açılmasını? Şimdi şöyle, benim çocuğum 3,5 yaşında kreşe anaokuluna gidecekti. Kaydını da yaptırdık. Fakat biz göndermekten vazgeçtik. Bir bakıcı abla bularak bu süreci geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü ne kadar sen dikkat edersen et, ne kadar dikkatli davranmaya çalışırsa çalışsın, herhangi bir okul yönetimi, özeli olsun, devleti olsun. Bunu şey kısmı için konuşuyorum, kreş kısmı için konuşuyorum. 3-4 yaşındaki çocuğa ne kadar maske taktırabilirsin? Ne kadar sosyal mesafeye uydurabilirsin? Bu 3-4 yaşındaki çocuk için. Peki, ortaokul, ilkokul, lise, biraz daha anlayabiliyorlar ortaokul ve lisedeki çocuklar. Fakat ne kadar uygulayabilirler? Neden? Sınıf mevcutları kaç? Bir sırada kaç kişi oturuyor? Sosyal mesafe dediğimiz 1,5 metreyi koruyabilecekler mi? Ya da Milletin Bakanlığı okulların temizlenmesi, dezenfektan edilmesiyle ilgili önlem alabilecek mi bu süreçte? Yeterli önlemi alabilecek mi? Tabii ki önlem alacaklardır. Ama yeterli olacak mı? Denetim yeterli olacak mı? Biz bir iş yerini ya da bir parkı ya da bir hastaneyi denetlemeyi bile hani yeterli oranda yapamıyorken buna okullar da katıldığında ne kadar yeterli olacak? Şahsen ben çocuğum kreşe gidecek göndermiyorum. Benim çocuğum ilkokula da gidiyor olsa, liseye de gidiyor olsa şu dönemde çocuğumu okula göndermem. Çünkü onun bir şey alıp kapıp gelmesi mevzubahis. Aynı şekilde bizden dolayı götürüp taşıması mevzubahis. O yüzden sağlık çalışanının şöyle diyeyim, %70'i çocuğunu okula göndermeyi düşünmüyor sağlık çalışanlarının. Geri kalan %30'u da mecburiyetten göndermek zorunda. Sonuç itibariyle herkesin kreşe ya da bakıcı tutmaya yeterli imkanı yok. Yani aldığı ücretlerden dolayı. Fakat çocuğu bir şekilde vakit geçirmek zorunda. Ne yapmak durumunda?
okula gönderecek. Başka yapacak bir şey yok. Resmi gazetede yayınlanan kararıyla yıl sonuna kadar kokusu buram buram tüten limanda simit satan çocuklar. Martaların telaşı bambaşka. İşçiler gözler yolunu. İnebilseydin o vapurdan. Ayağında Varna'nın tozu, yüreğinde ince bir sızı. Mavi gözlerinde yanıp tutuşan hasretle kucaklayabilseydim seninle bir daha. Davullar çalsa, zurnalar söyleseydi, bağrımıza bassaydık senin ağzım. Yapardım mutluluğun resmini. Başında delikanlı şapkan. Kolların sıvalı. Kavgaya hazır bahriyeli adımlarla düşük yola gidebilseydik meselet kahvesine. İlk karşılaştığımız yere. Ve bir acı kahvemi içseydin. Anlatsaydık o günlerden. Geçmişten. Gelecekten. Ne günler biterdi. Ne geceler. Dinerdi tüm acılar seninle. Bir düş olurdu ayrılık. Anılarda kalan. Ve dolaşsaydık Türkiye'yi bir baştan bir başa. Yattığımız yerler müze olmuş. Sürgün şehirler cennet. İşte o zaman lazım yapardım mutluluğun resmini. Buna da ne tuval yeterdi. Ne boya. Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı. Onlar bizim kardeşimiz. Çok canın sıkılırsa arada onlarla konuşursun. Buraya küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık ve çok soğuk oluyor bazı akşamlar. Isınırsın. Buraya bir inanç, bir inat koydum. Tut ki unuttun. Tekrar bak. Bu inat neyse sen olsun. Buraya yolun yokuşunu koydum. Bildiğim için yokuşu. Zorlanırsa nefesin, unutma. Ciğer kendini en çabuk onaran organ. Vallaha bak, aklında bulunsun. Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor. Ama kim bilir, birazdan uzanıp dokunursun. Çok az kaldı. Yeniden buluşacağız. Tekrardan merhaba. Bizi Facebook, Instagram, Twitter, YouTube'dan takip edebilirsiniz. Resmi gazetede geçtiğimiz günlerde bir karar yayınlandı. Yıl sonuna kadar tüm ülkede sağlık personellerine ücretsiz ulaşım olacağı söylendi. Bursa'da ise meclis kararı olmadığı gerekçesiyle Burulaş tarafından uygulanmıyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz bir sağlık personeli olarak? Şimdi bizim sendikamız, başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz bunun için birçok görüşme yaptılar. Meclise kadar taşıma yoluna gidildi. Sonuç itibariyle Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu bir genelge var bununla ilgili. Bursa dışında bütün illerde bu uygulanıyor. Belediye başkanımızla da görüşmeler yapıldı. Parti vekilleriyle de görüşmeler yapıldı. Sendikamız bunun bütün görüşmelerini yaptı. Geçtiğimiz günlerde meclise taşınması için imzalar toplandı, evet. Dilekçeler verildi. Bunun peşini sendikamız bırakmayacak. Sonuç itibariyle bu bize verilmiş bir hak. Sonuna kadar bu hakkı almak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kozi servisinde peki çalışan personeller bu süreçte ekipman sıkıntısı yaşıyorlar mı? Şöyle, bazı hastanelerden bununla ilgili bazı bilgiler geliyor. Hani ekipman sıkıntısı yaşandığına dair. Fakat genel olarak ekipman sorununun aşıldığı söyleniyor.
Ama orada da şöyle bir handikap yaşanıyor. Sonuç itibariyle standart kıyafetler üretiliyor. 1.50 boyundaki insanla 2 metre boyundaki insan aynı kıyafeti giyiyor. Erkeklere göre tasarlandığı söyleniyor kıyafetlerin. İri oluyor. Evet. Bayağı iri oluyor. Hani katlamak durumunda kalıyorsun, kesmek durumunda kalıyorsun, bantlamak durumunda kalıyorsun. Yani sağlık personeli olarak kendimizi korumak adına her türlü şeyi yapıyoruz, çabayı sarf ediyoruz. Bunun için terzilik de yapıyoruz, kesmek ya da bantlamak. Hani her türlü tamir tadilatı da yapıyoruz ki kendimizi koruma altına alalım. Çünkü bizi sadece kendimiz koruyabiliriz. Kendimizden başka kimse bizi koruyamaz. Kendinizi koruduğunuz takdirde hastalara da daha iyi sunarsınız. Tabii ki. Peki bu dönemde, pandemi döneminde istifa eden sağlık personeli var mı? Yani size gelen. Şu şekilde 33 tane hekimin istifa ettiği bilgisi geldi. Diğer sağlık personeline bakıldığı zaman istifa olarak yok ama emekliliği dolan diğer sağlık personellerinin hepsi emekli olmak için dilekçelerini verdiler. Tabii ilk süreçte kimse bu haktan yararlanamadı. Şu anda bayağı bir sağlık personeli emeklilik dilekçesini vermiş durumda. Çünkü bakanlık bir ara istifa ederlerse istifalarını da geri almayacağım diye bir açıklamalarda bulunmuştu sağlık personelleri için. Şöyle de bir şey oldu. Muş'ta da zaten böyle bir sıkıntı yaşandı. Yeni göreve başlayan bir hekim dayanamayacağını, yapamayacağını, kaldıramayacağını söylemesine rağmen istifası kabul edilmemiş ve intihar edip hayatına son vermiş. Ya, istifa eden sağlık personelleri de mesela başka hastanelere sürgün edildiği yönünde hani bilgiler var, yani kötü hastanelere sürgün edilip yani cezalandırma gibi yöntem uyguluyorlarmış yani istifa etmek isteyen sağlık personellerine de. Yani şimdi öyle bir sürecin içerisindeyiz ki bir gün kalkıyorsunuz A hastanesindesiniz, öbür gün haber geliyor şuraya şu ekibe gidiyorsunuz. Hani artık hangisi ceza, hangisi ödül ya da ödül mü aldık, ceza mı alıyoruz, bunun bilincinde değiliz. Biz şu anda sadece sağlık çalışanları olarak insanları hani ne şekilde daha iyi hizmet verebiliriz, nasıl daha fazla bulaşı önleyebiliriz, nasıl tedavi edebiliriz, ne kadar hayat kurtarabiliriz, bunun için mücadele ediyoruz. Onun için de hani artık şeyde değiliz, işte oraya verildim, buraya verildim, şuraya verildim. Biz artık Covid'den kurtulmak için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Peki pandemi döneminde kaç tane sağlık personeli vefat etti bu süreçte? Covid'den dolayı. Şimdi şöyle, tam rakamlar yok elimizde. Hani kesinleşmiş rakamlar da yok. Ben şimdi size desem ki işte 10 kişi vefat etti, farazi konuşmuş olurum. Bakanlık da galiba paylaşmıyor bu bilgileri sizde. Bakanlığımız da paylaşmıyor, müdürlüklerimiz de paylaşmıyor vefat sayısını ya da bulaş olmuş sağlık personeli sayısını. O yüzden rakam konusunda çok net konuşamayacağız. Çünkü doğru bir bilgi olmamış olur. Peki bu süreçte sağlık çalışanlarının talebi var mı? Varsa nelerdir bu talepler? Evet, sağlık çalışanlarının talepleri var. Sağlık çalışanları, birincisi özellikle kadın sağlık çalışanları adına konuşuyorum. Sağlık çalışanları kreş istiyor. Devlet tarafından yapılmamış olsa bile en azından yerel yönetimler tarafından buna bir çözüm bulunabilir. Cüzi miktarlar, yani biz sağlık çalışanları en azından şu durumda çok fazla şey değiliz. Çocuklarımızı güvenerek emanet edebileceğimiz bir yer yok. En fazla sıkıntıyı şu dönemde yaşıyoruz zaten. Devlet adına açılmış
kreşlerimiz olmuş olsa çok rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla çocuklarımızı oraya teslim edebiliriz. Ya da gece 12'ye kadar çalışacağın zaman çocuğunu gene bırakabileceğin, güvenip bırakabileceğin bir yer olduğu düşüncesiyle en azından çocuğum rahat, en azından şu anda çocuğum korunaklı, güvenli bir yerde başında biri var gibi bir düşünceyle daha rahat işe odaklanabilir. Sağlık çalışanı kadınlar kreş istiyorlar. Bir ikincisi, ücretsiz toplu taşıma istiyoruz. Dediğim gibi bunun da sonuna kadar sendikamız mücadelesini veriyor. Diğer illerde olduğu gibi Bursa'da da ücretsiz toplu taşıma kullanacağız. Sendikamız bunun peşini bırakmayacak. Ben çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna ederim. Yaklaştık. Hani ekstra eklemek istediğiniz bir şey varsa, söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Ekstra söylemek istediğim, şimdi bütün Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da vaka artışı var. Okulların açılmasıyla birlikte daha fazla bu sayılar artacak. İnsanlarımız çok fazla işleri olmadığı müddetçe dışarılarda çok fazla durmasınlar, dolaşmasınlar. İhtiyaçlarını hani sürekli markete giderek değil de hani toplayarak alışveriş, tek bir seferde alışveriş şeklinde yapmaya çalışsınlar. Bakanımızın sürekli söylediği gibi sosyal mesafe, hijyen, maske, bu üç kuralı unutmasınlar. Unutmasınlar ki ne kadar çok, ne kadar az vakamız olursa o kadar rahat geçirebiliriz. Hastanelerimizde o kadar rahat hizmet verebiliriz. Çünkü hastanelerimiz, birçok hastanemiz dolu durumda. Birçok hastanemiz dolu durumda. O yüzden insanların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için. Bugün Sağlık Emekçileri Sendikası Osman Gazi İlçe Sağlık Müdürü İş Yeri Temsilcisi Huriye Melek Türk'le pandemi sürecinde kadın sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba Bursa Mahallesi'nin izleyenleri. Siyasal iktidar... Tamam, normalde geçen sene göre 70 lira, 60 lira şu an. Yayın gününde kıdem tazminatını konuşacağız. Çevre kurulu programımızın konuğu. Yıl 1960 sevgili Muhsin Ertuğrul. Lisanın neşesini biliyor musunuz ya da duydunuz mu? Yani, Bursa, evet. Çevre Mehmet Lisesi'nin bulunduğu alanda istiyorum.